lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play your favorite movie, laying right beside me. I don't mind when it's just us two. Günaydın arkadaşlar, kanalıma ve video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kliniğe gittim, bir günüm nasıl geçiyor tarzında bir video çekeceğim. Umarım güzel, eğlenceli bir video olur. Bu arada beni tanımayanlarınız için, ben Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim ve 2. dönem okulumuz uzaktan eğitime geçme kararı aldım. O yüzden hepimiz evlerimizdeyiz ve hani gözleme gidemiyoruz okulumuzda. Dolayısıyla ben de işte memleketimde bir yerde gözlem ayarladım. Elimden geldiği kadar, hani hiçbir zorunluluk yok. Sadece kendi gönüllü gitmek istediğim zamanlarda gözleme gidiyorum. Dün gitmedim. Bir tatil verdim kendime. Çünkü geçen hafta bayağı yorulduğumu hissettim. O yüzden dedim bir gün kendine mola ver kızım. Dün dinlendim. Bugün tekrar gözleme gidiyorum. Ve bugün gözleme sizlere de götüreyim istedim arkadaşlar. Umarım verimli, keyifli ve güzel bir gün ve video olur. Kliniğe gittiğimde yolda tekrar görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar tekrar selam. Şu an molaya çıktık. Bugün bayağı yoğun geçti. Sürekli birileri geldi gitti vesaire ve bir iki tane bilmediğim şeyi öğrendim. Ve bugün gayet enerjimiz yerinde, güzel. İlk geldim çünkü dün gelmedim. Dün birazcık gün sonuna doğru kötü hissetmiştim. Böyle hani hiçbir şey yapmıyorum, verimsiz vesaire diye. Burada olacak açıdan bir şeyler yaptığımı ve günümün verimli geçtiğini hissediyorum ve bu beni güzel hissettiriyor. Bunu fark ettim. Ve pedodayken çok keyif alıyorum. Gerçekten bunu da fark ettim. Pedo biraz daha oturup kafamda pedoya yönelme şeyi şekilleniyor, yolu şekilleniyor diyeyim. Öyle, şimdi araya girdiğim için böyle hem buradaki hekime hem Aslan ablaya böyle dereotu çöreklerinden getirmiştim. Kaldı onlardan. Onları yiyeceğim ve kitap okuyacağım. Karamazov kardeşler okuyor. Bunu şimdi anlatacağım şimdi. Bunu 3-4 defa başladım ama çok kalın olduğu için hep yarısına geliyorum ya da yarısına gelmeden bile bitiremiyorum. Kalıyor, unutuyorum vesaire, okuyamıyorum. Bu sefer inat ettim. Bitirene kadar bunu okuyacağım zaten. Öyle bunu okuyacağım. Ve dikkat ettiyseniz cildim bir bozuldu. Bir cilt bakım rutini videosu yaptım. Bana bir nazar dediniz arkadaşlar. Cildim gitti. Az önce konuşurken pek gerçek. Biraz utandım. Yani çok tatlı şirin birisi. Asla böyle yargılayacağından falan değil ama bilmiyorum, yine utandım. En son cildim bozulduğundan yakınıyordum. Gerçekten cildim bir bozuldu.
reglimden sonra ve bu sefer regli de çok fazla sivilce çıkarttım. Sebebini bilmiyorum. Beslenme vesaire olabilir. İzleri de geçmiyor. Anlamadım. Ama yapacak bir şey yok yani. Şimdi ben biraz kitap okuyacağım. Sonra tekrar güncellerim. Bayağı. Arkadaşlar tekrar selam. Şu an saçım başım dağınık. Cildim almış başını gidiyor. Berbat bir hallayım. Konuşmam da çok kötü. Ama yine de çekeceğim. Çünkü 2-3 defadır açıyorum ve kötü hissettiğim için devam etmek istemiyorum. Ama yani hep toz pembe halini gösterecek değiliz yani. Yapacak bir şey yok. Bu halimizde görün. Yani ne yapabilirim? Neyse konu bu değil. İşte ben geldim. Daha sonra yemek yedim. Bir saat falan yemek yedim. Böyle uzun uzadıya. Yedim, oraları topladım vesaire. İşte daha sonra çay demledim. Çayı içerken ne yaptım dersiniz? Telefon oynadım. Gerçekten bu telefondan kurtulmanın yolunu birisi bana söylesin ya. Ben gerçekten şu son 1,5 senedir bu kadar bağımlı değildim telefona. Hani Covid zamanı bile herkes o telefona TikTok'a düştüğü zamanlar ben düşmemiştim ya. Ben sporumu yapıyordum, dersimi çalışıyordum, kitabımı okuyordum, filmimi, dizimi izliyordum ama şimdi öyle değil ya. İçine gömüldükçe gömülüyor insan. Gerçekten iğrenç bir bataklık ve nasıl çıkacağımı bilmem. Her gün kendimle böyle bir çekişme yaşıyorum böyle. Bugün bakmayacağım, bugün kendimi kısıtlayacağım vesaire ama olmuyor. Yine gün sonunda bir bakıyorum ki 10 saatim telefonda geçmiş. Bundan kurtulmam lazım. Her ne kadar hani bir şeyler yapıp böyle verimli, güzel de geçirmiş olsam o telefona benim 8-9 saat vermem beni çıldırtıyor. Çünkü sevmiyorum. Çünkü alışkın olmadığım için ya sevmiyorsan ne yapıyorsun ama bağımlılık arkadaşlar. Mesela bir insanın sigaranın zararlı olduğunu bilir ama içmeye devam eder ya. Onun gibi bir şey bu da. Gerçekten öyle. Ama yani bir an önce kurtulmam lazım. Şu an of, çok kötü çıkıyorum ya. Ne yapacak bir şey yok arkadaşlar ya. Ben güzellik kanalı değilim sonuçta. Neyse. Bir nazar oldu ya. Gerçekten nazar oldu. Kimin gözü kaldıysa gözü yani şimdi beddua falan geri döner ama arkadaşlar zaten cildim sorunlu ya. Bir de nazarla uğraşamam. Şimdi çayımızı da içtik. Şimdi bir laptop açtım. İnşallah Allah'ım ne olur. Bir tane ders bile dinlesem kârdır. Ama şu an o kadar dinlemek istemiyorum ki. O kadar istemiyorum ki yani. Bir tane ders dinleyeceğim. En azından kendimi böyle iyi hissedeyim diye. Telefonu kenara bırakacağım. Bu arada telefonla oynadığım esnada Reels falan editledim. Ve editlemek için Reels sesi aradım birazcık. Yani tamamen böyle şey için kaydırmıyorum. Gerçekten bir tık daha hani işe yaramaz için. Çünkü artık Reels stoklarım tükeniyor. Biraz her gün Reels attığım için tükenmeyen bütün Instagram şeyini ses kütüphanesini şey yaptım yani çürüttüm. Bu arada az önce söyledim ama yine de söyleyeyim. Şuraya Instagram'ı bırakıyorum. Buradan da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. İnşallah. İnşallah. Allah'ım sen bana o gücü kuvveti ver ya Rabbim. Ki derse başlayalım. Daha sonrasında da bilmiyorum. Bu Karamazov kardeşler bayağı sardı beni yani. Bu sefer okuyabiliyorum. Okuyabiliyorken belki onu okurum. Belki. Bilmiyorum. Belki dizi falan da izlerim. Öyle. Tekrar güncellerim arkadaşlar. Şimdi size bu sosyal medyayla yaşadığım sorunu yansıtmak istedim. Eminim ki yani %90'ınız da benle bence aynı sorunu yaşıyorsunuz diye düşünüyorum. Çünkü hepimizin bence artık bir sorun haline geldi. %90 dedim çünkü o %10'lık kısım belki umursamıyor da olabilir. Yani bunu çok da dert etmiyor da olabilir yani böyle olmasın durumun diye düşündüm. Ama genel olarak insanlar bu durumdan yakındığı için böyle hislerimi ben de paylaşayım dedim. Yalnız hissetmeyelim diye hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz diye öyle bir paylaşmak istedim yani kısaca. Şimdi ve birazcık daha çalışmayı aksatmak için bahane de olmuş olabilir arkadaşlar. Şimdi tamam artık boş yapmıyorum. Boş yapmıyorum. Tamam şimdi gidiyorum ve çalışmaya başlıyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şu an biraz fark ettiğiniz üzere modum bayağı düştü. Yani biraz konuşmak için ve hani bir şeyleri açıklamak için geldim. Yani o en son çektiğim yerlerde videoyu kısa kesip yine hayatım gerçekten mükemmel gittiğine ve her şeyin yolunda gittiğine de inandırabilirdim sizi ya da sürekli öyle olduğuna. Çünkü bana
Çok fazla. Hani yakın arkadaşlarım bile diyor ki ya gerçekten bu kadar hep %100 mutlu musun? Her şey gerçekten bu kadar yolunda mı? Birazcık da bunu hem açıklığa kavuşturayım ve birazcık daha gerçekten şeffaf olayım diye şu anda açtım. Yarım saattir gerçekten kamerayı açıyorum. Kendime bakıyorum. Kötü hissediyorum. Kapatıyorum. Hani 4-5 defa aklımdan geçti böyle hani. Neyse ya. En sonunda ders çalıştığım yerde bitirir video öyle editler koyarım ya da hiç koymam. Şu an o kadar çok içime sinmiyor ki şu işte görünüşüm, ruh halim, içimdeki o karışıklık. Çünkü bu dışarıya da yansıyor. Ve bu şekilde bir şeyler üretmek ya da bu şekilde bir şeyler yansıtmak aslında istemiyorum. Ama gerçekten her şeyi toz pembe sanıyorsunuz. Gerçekten değil. Çünkü toz pembe sandıkça daha kötü hissediyorsunuz. Diyorsunuz ki demek ki her şeyin kusursuz olması, mükemmel olması mümkün. O zaman neden benimki mükemmel değil? Ve bu şekilde daha da kötü hissediyorsunuz. Çünkü o evrelerde ben de geçtim. Şu an o evrelerde şükürler olsun ki değilim. Yani en azından hani mükemmellik evet olabilir ama %100 değil. Yani bunun belli bir oranında inişlerin olduğunu biliyorum. Ve hani her şeyin tamamen mükemmel olmadığını, arka planda neler döndüğünü ya da dönme ihtimalinin olduğunu hani kestirebiliyorum biraz. Ve ona göre hani bu kıyaslama olayını ya da mükemmele erişme çabasını bir tık daha törpülemiş durumdayım. Ama yine de buna rağmen hani gerçekten sürekli %100 iyi hissedemiyor insan. Yani benim de böyle bu zamanda olduğum gibi böyle bazen sebepsiz, bazen sebepli, bazen ufacık bir şeyin tetiklediği bir şekilde böyle kötü hissettiğim zamanlarım olabiliyor. Mesela az önce bir 15-20 dakikasına kadar önce bile bu kadar kötü hissetmiyordum. Bilmiyorum, kafam bir karışık. Şu an ne yapacağımı da bilmiyorum. Bu arada gerçekten en sona dediğim bir tane dersi çalıştım gösterdiğim üzere. Yani anesteziklerin yan etkisini falan işlemiş bu hafta hoca. Komplikasyonları ve onları da birazcık ben gözleme gidiyorum ya. O gözlemdeki hekimler bana zaten anesteziyi yaparken ya da ne bileyim bir şey olduğu zaman bahsediyorlardı. O yüzden kafamda canlandırmam çok kolay oldu ve güzeldi yani. O yüzden hızlı geçti o dinlediğim ders. Ama o dersi dinledikten sonra herhangi bir şey yapmadım. Şu an bir 10 dakikadır falan modunuzu düşürmüş olabilirim arkadaşlar. Ama sadece işte dediğim gibi. Olayın bir tık daha şeffaf yüzünü, arka yüzünü de yansıtmak istedim. Çünkü ben YouTube'da bu tarz çok fazla konuşmuyorum yani. Genelde arka planı çok göstermiyorum. Olan şeyleri, verimli kısmı, güzel kısmı gösteriyorum. O yüzden bir tık bundan da bahsetmek istedim. Anlayacağınız bu şekilde arkadaşlar. Umarım kendimi güzel bir şekilde ifade edip aktarabilmişimdir. Ben o zaman Fransızlamaya kaçıyorum arkadaşlar. Bye.